Merhaba arkadaşlar. Orta Çağ Ordu ve Kanunlar Gelişiyor dersimizde yeniden buluştuk. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada ne yapacağız? Önce buna bakalım. Çünkü bu dördüncü ünitemizin ikinci kısmı. Yani dördüncü ünite çok uzun bir ünite değildi. İkinci kısmında Orta Çağ'daki Doğu ve Batı ordularını kıyaslayacağız. Türklerdeki göçebelerdeki ordularla Avrupa'daki feodalitenin ordularını kıyaslayacağız. Bu da sınav sorusu olarak gelebilir iki ordunun kıyası. Ve yine son bölüm olarak da kanunları gelişmesinden bahsedeceğiz ki burada hani e, feodal ile ilgili askeri yapı kanunlarla ilgili süreçler bakacağız. Şimdi burada birer zaman yaptığımız gibi ödevimize bir göz atalım. 0'dan 9'da Tarih Soru Bankamız 86 ile 91. sayfalar arasında Ödevimiz var çünkü biraz Artık ünite son olduğu için Ünite testlerimiz var arkadaşlar o nedenle Buna çok daha planlı bakalım 9. sınıf dinamo soru bankamızda 82-84 sayfaları yine Ünite testi var 85-99 Sayfaları çözeceğiz arkadaşlar Şimdi konumuzun içinde Çok fazla yoğun Konu olsa da ya Dikkat edelim bu önemli diyeceğimiz yer çok fazla değil Dolayısıyla şöyle Hızlıca üstünden geçtiğimizde çok kolay anlaşılacak bir şey arkadaşlar. Önce bir hatırlayalım. İlk çağdan itibaren devletler neden orduyu önemsemişti? Aslında bilmenize, araştırma ezberlememize gerek yok. Mantıken de bunu çok rahat çıkarırsın. Ya bana niye ordu lazım? Yani mesela Sümerler neden bir e, askeri güç oluşturdu? Babiller de neden askeri güç? Varlıklarını devam ettirebilmek. Savaşlarda başarılı olabilmek. Hudur ve düzeni sağlamak. Şimdi. İlk bakışta belki aklınıza gelmedi ama buraya bakınca evet ya ben bunları biliyorum. Bunları tahmin edebilirim diyebilirsiniz. Ordu niye lazım? Varlığını devam ettireceğiz. Başkası saldırırsa. Başka e savaşta başarılı olacaksın ve tabii ki ülkede huzuru düzeni sağlayacağız. Peki orta çağda Batı Avrupa'daki orduya baktığımızda Avrupa'daki ordu yapısında ne göreceğim ben? Bir kere öncelikle Avrupa'da merkezi güçlü bir devlet yok, değil mi? Merkezi bir güçlü bir devlet yoksa merkezi güçlü bir ordu da no, yoktur. Feodaliteden dolayı değil mi? Feodalite var. Neydi feodalite? Bölünmüş. Denebeylik. Siyasi yapı değil mi? Ya o zaman bir kral var hani başta. Krala bağlı feodal beyler var. Sağda solda küçük küçük birliklerle varlar. Ama toprak soylu da değil mi? O zaman şimdi toprağın soyluda olduğu, ekonomik gücün soyluda olduğu bir siyasi yapıda feodal yapı içindeki ordunun özellikleri neler diye baktığımda toprağın mülkiyeti soyludaysa onlar da şövalye olarak bir çeşit o toprağın mülkiyetine dayalı tımarlı asker konumundadır. Toprakların geliri karşılığında krala bağlı asker bu şövalyeler. Bağlılık yemin ediyorlar krala ve o toprak geliri karşılığında belli sayıda asker yetiştiriyorlar. Ve tabii ki bir diğer özelliğimiz de savaş zamanı orduya katılıyorlar. Yani aslında feodal sistemdeki orduyu tanımlarken Türklerdeki tımarlı sistemi tanımlasanız karşılığı çıkar. Yalnız bir farkı var. Türklerdeki tımarlıda ne var? Ortak özellik. Asker besliyor. Savaş zamanı orduya katılıyor. İkisinin ortak özelliği. Türklerdeki tımarın veya e, feodalitedeki askeri yapının Toprağa bağlı bir ordu var. Toprak karşılığı asker yetiştiriyorsun, savaşlamana katılırsın. Ama Türkler de bir üniversite sınav sorusu mesela. Avrupa'daki gibi feodal tımar sistemi oluşmama nedeni soruluyordu. Orada da ne diyordu? Avrupa'da bir feodal tımar var. Çünkü Avrupa'da toprak mülkiyeti devletin. Peki şey pardon soyluların. Peki Osmanlı devletinde neden oluşmadı feodal bir yapı? Feodal tımar çünkü toprak mülkiyeti devlet. Yani Toprak mülkiyeti soyludaysa feodal tımar demektir. İşte buradaki de böyle bir şey. Peki feodal yapının zararları neler? Yani bölünmüş siyasal bir sistem var. Evet soyludun askeriyle kral ordusuna katılması şart ama soylu fri takılmayı çok seviyor. Başına buyruk hareket ediyor. Bu nedenle arkadaşlar uzun süreli sefer yapılamıyor. Çünkü soylu kendi askerinin masrafını karşılayacak. Diyelim iki aylık bir sefere gideceksin. Soylu diyor ki o diyor ben bu kadar masrafı karşılayamam diyor. 15 güne geri döner. Ne yapıyor? O zaman kralın ordusu feodal beylere bağlı olmaya başlıyor. Bunun sonucunda da karşımıza ne çıkacaktır? Ee, uzun seferli bir e, uzun soluklu bir sefere çıkacaksa kral soyluya danış soylunun e, alıyor. Derebeğinin izin alıyor. Onun rızasıyla yapabiliyor. Tabii adam asker kendi askeri. İstediği an 300-500 askerini ya da 100-200 askerini savaş alandan çekebilir. Dolayısıyla gücünü ordusundan alan derebeyleri her fırsatta kralın otoritesine karşı geliyor. Kral böylece bunlara güvenerek de ne kadar savaşabilirim kaygısını yaşıyor. E tabi kral bunlara güvenemeyince her biri kendi kafasına göre hareket edince, bazen birkaç tane aynı anda kazık atınca dışarıdan gelen saldırıya karşı ülkeyi de koruyamıyor. Yani ortada bir Fransa kralı var, tamam. Fransa kralına bağlı 100 tane derevi var, e güzel. Her birinin 100 tanenin diyelim 100 tane askeri var, hadi o da oldu size 10.000 oldu. E ne aldı? 10.000 tane asker var ama savaş alanına bir çıkıyorsun, 3.000 tane, 4.000 tane diğerleri gelmemiş. İşte böylece dış saldırılara karşı tehdit. Ha, o zaman Orta Çağ Avrupası'ndaki askeri yapıya baktığımda ben şunu görüyorum. Feodal bir askeri yapı var. Feodal askeri yapıda soylular, şövalyeler, toprakların sahibi e, ve tabii ki devlete aldıkları toprak karşılığında asker yetiştiriyor. Savaş zamanı orduya katıldı. Ama o toprağın mülkiyeti soylu olduğu için ordular küçük ve uzun süreli seferler yapılamıyor. Soyluların hızası olmadan uzun soluklu sefer yapılamıyor. Krala karşı sürekli isyanlar var çünkü toprağın mülkiyeti ve asker soylu da ve ülke dış saldırılara karşı zayıf. O zaman feodal orduların genel özellikleri çok da etkili bir ordu yok. Peki şimdi kara savaşlarında Avrupa ve Asya'yı, Orta Asya özellikle karşılaştırmamız lazım. Çünkü bunlar birbirleriyle sürekli karşı karşıya gelecek. İslam öncesi Türkler veya ilk Türk İslam devletlerinden sonra Selçuklu Osmanlı'ya baktığımızda Sürekli karşı karşıya gelme var. İşte Avrupa'daki orduya baktığımda ne görüyorum? Bir kere hantal zırhlara dayalı askeri yapı var. Hantal. Böyle çok rahat hareket edemiyor. Filmlerde görmüşsünüzdür ya adam böyle attan düştü mü kendi başına ayağa kalkamıyor bile. Şövalye dediğimiz profesyonel soylu askerler var. Basit ok ve yaya dayalı. Ama kuşatma teknikleri var. Kale savaşlarında böyle kulelerle şunlarla bunlarla ya da mancınıklarla kaleleri ele geçirebilecek bir yapıdalar. Peki Orta Asya'daki Türk askeri yapısına baktığımda ne göreceğim? Bir kere Türkler'de ve Moğollarda atlı okçular. Hepsi çok güzel ok ve yaylar. Etkili yayları var. Disiplinli, cesaretli ve hafif süvari teknikleri. Böyle hantal zırhlar taşımıyorlar. Askere dikkat edin. Öyle hantal zırhlar yok. Ee, ve tabii disiplinli. Özellikle onun sistemden dolayı disiplinli hareket ediyorlar. E tabii tamamı süvari olduğu için, onlu sistem olduğu için Turan taktiğini de çok kolay uyguluyorlar. Neydi Turan taktiği? Hani iki ordu karşılıklı bu tabi sembolik olarak burada böyle gösterilmiş olsa da aslında şu kanatlar dağların, tepelerin, ırmakların arkasına saklanmış durumdalar. Hatta atlarını küçük tepeciklerin kenarına yatırıp oradan ayağa kalkacaklar. Dolayısıyla hızlı hareket edebilme kabiliyetinden dolayı Turan taktiğini uyguluyorlar. O zaman iki orduyu karşılaştırdığımızda evet Avrupa kuşatma savaşlarında iyi. Türkler iyi değil. Ya da Moğollar. Çünkü süvari ordu. Atı dua, duvara tırmandıramazsın. Kaleye ele geçirmek çok zor Türkler için. Ama hanta hazırlı. Adam kılıcını bir kere kaldırana kadar karşındaki Türk 10 kere vuruyor ona. Çünkü çok daha hafif silahlar kullanıyor. Bunlar şövalyeler var burada. Özellikle etkili olan. Burada herkes savaşçı. Bunların okları basit. Burada çok daha etkili silahlar var. Ve burada onun sistem ve tamamı süvar ordudan dolayı Turan taktı. Ki zaten Türk Moğolların hafif zırhlar, etkili oklar kullanmaları, Avrupalıların da ağır zırhlar ve daha cılız ok ve yayla hareket etmeleri Haçlı seferleri sırasında İslam dünyasının daha başarılı olmasına neden olacak. Yani Avrupalılar çok daha büyük ordularla geldikleri halde çok daha küçük askeri güçlerle Türkler Onlara ağır kayıplar verdirebilmiştir. Peki bir de ne görüyoruz Orta Çağ'da? ücretli orduları görüyoruz. Şimdi e, ilk başlangıçta şimdi kavimler göçünden sonra Roma İmparatorluğu parçalanınca böyle e, işte şövalyeler var bir Fe Fe feodal derebeğin içinde 10 tane 15 tane 20 tane. Savaş zamanında ne yapıyorlar? Köylüleri alıp savaşa gidiyorlardı. Ama köylü tarımla uğraşıyordu. Savaşçı değildi. Ama daha sonra askeri rekabetler artınca, istilala Türkler kavimler göçünün sonrasında Avrupa'ya doğru yayılmaya başlayınca bu askeri güç yetersiz kaldı. Çünkü ordunun %90'ı köylü. Savaş zamanı eline bir şey veriyorlar. Hadi git savaş. Dolayısıyla ne yapacaklar? Nakit maaşlı askeri yapılar karşımıza çıkmaya başlayacak. İngiltere ve Fransa'da başlıyor bu ilk önce. Ücretli askerler geliyor. Böylece ordunun en önemli unsuru artık profesyonel maaşlı bir işi para karşılığında para ne deniyor profesyonel işte maaşlı ordular karşılığında çıkıyor daha etkili çünkü adamın işi bu yani barış zamanı tarlaya gidip tarlaya ekip geçecek de işte bir savaş çıktığında alınacak eline tır alıp verecekler adama bir tane ok yay bununla savaşacak imkansız hiçbir şey yok zaten tecrübesi yok adam 10 yıldır tarladaydı aldın götürdün 3 günlük savaşın gibi aynı zamanda Bizans arkadaşlar kavimler göçüyle Karadeniz'in kuzey yayına hatta Balkanlara inen Türkleri bunlar Uz yani Oğuzlar, Kıpçaklar yani Kumanlar ya da Peçenekleri ne yapacaklar? Ordularında maaşlı asker olarak alacaklar ki bunlar çok etkili askeri güç olarak karşımıza çıkacak. Yine 14. yüzyıldan itibaren Avrupa'da piyade sınıfı artık etkili piyadeler ee, ne yapacaklar böyle savaşta birlikte hareket ederek savaşın kaderini değiştirecek. Roma'daki o meşhur ordu gibi hani e, Roma'nın şövalyelerden önce yani özellikle atlı askerlerinden önce karşılığında çıkan rejyoner denilen o birlikler savaş taktiklerini çok daha etkili uygulayabileceklerdir. Bir de toprak geliri karşılığı askerler karşılığında çıkıyor. Bu da bizdeki tımarlı gibi arkadaşlar. Çok uzun yazmışız ama Avrupa'da hani bir feodal tımar demiştik ya. İşte toprak bu ordular var ki İslam dünyasında ne vardı? Toprak sahibi devletti. Böylece Soylu Avrupa'da, toprak sahibi Soylu Avrupa'da köylüyü ezebilirken, İslam dünyasında böyle bir şey yok. Hocam bu kadar uzun ezberlim. Ya hayır ya basit mantık olarak düşünelim. Orta Ortaçağda başlangıçta köylüler de savaşa gidiyorlardı ama bu köylülerin savaşa gitmesi savaşta istenen başarıyı elde edemeyince ne yapıyorlar? Avrupalılar iki tip orduyla karşımda çıkıyor. Nakit maaşlı özellikle Türklerden şunlardan buradanlar asker alıyorlar. Toprak geliri karşılığı işte soylu egemenliğe dayalı tım var. İslam dünyasına baktığımızda da toprağın sahibi devlet. Bu kadar. Yani orta çağda ücretli ordu konusuna çok kilitlenmiyor. Top tüfek çok lazım değil çok da çıkmaz arkadaşlar ama konu başlığı içine konmuş. Burada belki hani yeni sınav sistemi içerisinde açık uçlu dediği soru var ya hani e, toplar ilk defa hangi savaşta kullanılmıştır sorusu gelebilir ya. İlk defa 1. Kosova Savaşı'nda arkadaşlar. Ama Yeniçeriler davan içerisinde tüfeklerle donatılmaya başlanacaktır arkadaşlar. 14. yüzyılın sonu itibariyle birlikte. Fransa'da da 14. yüzyılda ateşli silahlara geçilecek. Bize sorulacak soru toplar ilk defa burada lazım olan bu. Hangi savaş? 1. Kosova ki hatta bu dönemde kuru sıkı mamcum ses çıkarıyor. Başka bir şey yok arkadaşlar. Öyle içinden çok büyük güldeler çıkacak da düşmanı öldürecek Bana Bu toplanan savaş etkinlikleri var mı? İstanbul'un fethinde karşısında çıkacak. Peki. Göçeme ve yerleşiklerdeki askeri yapılara baktım. Göçemelerde ne varmış? Bir kere gönüllülük esasıymış. Her Türk asker doğar diyor ya. Maaşlı profesyonel değilmiş. Tümüyle tamamı süvari. Süvari nedir diye bazen soruyor öğrenciler. Atlı birlikler arkadaşlar yaşam tarzı nedeniyle zorluklara karşı dayanıklı bir askeri güç var. Çünkü göçebe yaşıyorsun, yaylak kışlak yaşıyorsun, çadırını toplayacaksın, yaylaya çıkacaksın. O ağır o soğuklarda, o kışta, karda, kıyamette ne yapıyorsun? Dışarıdasın, hayvanlarına bakacaksın. Daha dayanıklı bir mizaç, daha dayanıklı bir karakter, zorluklara göz gerebiliyorsun. Ordu millet anlayışı zaten herkes e, asker olarak yetiştiriliyor. Saldırıya açık yaşıyor Türkler. Dolayısıyla arkasına saklanacakları kaleleri, surları yok. O zaman çok küçük yaştan itibaren adalarına savaşçı yetiştireceksin. Her Türk asker doğar diyor değil mi? Bir, bir kız çocuğu bile 7 yaşına geldiğinde 4 tane at süremiyorsa at üzerinde hareket halindeyken bir hedefi vuracak kadar etkili bir ok yay kullanamıyorsa babasının vay haline. Bu nedenle savaş zamanında bununla beraber haydi orduya. Herkes orduya katılıyor ve meydan savaşına yatkın. Çünkü e, ok yay e, süvari meydan savaşında çok daha etkili olacak ama kuşatma tekniklerinde yetersiz. Fakat yerleşiklerdeki orduya baktığımızda yerleşiklerdeki orduda daha çok maaşlı birlikler. Başlangıçta ne demiştik bunlar köylülerdi ama yetmeyince maaşlı birliklere dönüştüler. Daha çok maaşlı. Başka piyade ancak göçebe topluluklar at besleyebilir. Çünkü atı at beslemek çok zordur sürekli ot. Bunlara çok geniş otlaklar lazım atları beslemek için bakımı çok zordur. Dolayısıyla yerleşikler atı sürekli kullanmayacaklarsa at beslemeleri halinde çok büyük masraf yaparlar. Bu nedenle yerleşik toplumlarda asker olarak piyadeler öne çıkar. Çünkü at çok masraflı bir hayvandır, piyade bir ordudur. Halk askerlikten uzaktır. Çünkü çiftçidir halk. Orada hayvancılıkla uğraştığı için devamlı yayla kışla hayatı zorluklara göğüs gerdiği için ne yapıyordu? Daha etkiliydi. Buradaysa adam o kadar etkili değil. Çünkü askerlikten uzak bir tarımla uğraşıyor ve göçebe orduları karşısında yetersiz. Düşünün şimdi 10 bin tane piyade karşısında bin tane atlı var. Toprak çıkacak bin tane atın nal seslerini düşünün. Nasıl bir sesle saldırıyorsun? Psikolojisi alt üst oldu. Bir de at üzerinde hareket halindeyken ok yay kullanabiliyorsun. Adam ikinci kez kaybetti. Ee, ama kale savaşlarına gelince kale savaşlarında piyadeler daha etkili. Kıyaslamıştık bunu az önce. Çünkü onların kuşatma teknikleriyle ilgili araçlar var ama süvari ordular yanlarında böyle büyük kuleler götürelim. Mancınıklar, taş atabilen mancınıklar, böyle ağır merdivenler falanmış. öyle kolay değil göçebeler için. Şimdi bir de kanunlara bakalım. Şimdi kanunlar gelişiyor başında 3 tane madde. Roma hukuku, Justinianus kanunu, Cengiz yasası. Burada şu var. Roma hukuku nasıl bir dönüşüm içine girdi ve neden? Jussianus kanunları hukuktan nasıl bir gelişme imza attı ve Cengiz yasasını değerlendirir. Şimdi Roma hukuku, Büyük Roma İmparatorluğu dönemi iki tip hukuk varmış bak. Patrici yani seçkinler, üstünler, yönetenler, bir çeşit soylular. Pleb hukuku varmış. Orta ve alt sınıf hukuk. Şimdi patricilere baktığım zaman ne göreceğim? Bir kere bunlar arkadaşlar Roma'nın egemen toplumu, üstün toplumu. Dolayısıyla var olan hukuk sistemi de patrisileri ya da patricileri koruyacak şekilde oluşturulmuştu. Buna yurttaşlar hukuku dense de adam kanunda bakıyorsun patrisileri etkin kabul ediyor. Onlara daha çok haklar veriyor. Hele patris pleb arasındaki çatışma da patrisiler zaten hakim de bunlardan. E dolayısıyla ayrıcalıklısını. Kanunlar hazırlanırken seçkinleri koruyor. Piletlere baktığım zamansa bunlar alt sınıf arkadaşlar. Orta ve alt sınıf. Dolayısıyla bunların kendi içlerinde yazılı olmayan ayrı bir hukuk sistemi var. İkisi arasında patrisi hukuku geçerli, seçkinler hukuku. Kendi içlerinde pileplerde ayrı bir hukuk var. Şekilci, sert, sembolik öyle. şekilci derken burada anlatılmak istenen bak şöyle ceza veriyoruz falan ve çok sert hükümler içeriyor. Yargıçlar üstünlerden, seçkinlerden oluştu ya işte rahipler olarak karşımda çıktıkları için keyfi davranabilir. Adam soylu, sen gelmişsin köylü olarak ya da o şehirde yaşayan bir esnaf olan. Adam orada kafasına göre ben böyle istedim, ben böyle yaptım diyebiliyor. Yani bazen torpil, bazen rüşvet devreye girebiliyor. Çünkü nasılsa da e, hakim konumundaki kişi seçkin olduğu için kararı sorgulanamayacaktır. Ve patrisi pleb çatışmasına neden oluyor. Toparlarsan. Roma'da iki tane toplum var. Patriciler, plebler. Yani seçkinler orta ve alt sınıf. Seçkinlerin kendi hukukları var. Ve hakimler de seçkinlerden oluşuyor. Pleplerin kendi ayrı hukukları var. Şekilci ve sert ceza. Ve pleplerin arasındaki davalara da patrici yani seçkinler bakıyor. Patrici plep arasındaki davaya da seçkin hakim bakıyor. Bazen rüşvet alıyor. Bazen adam kayırabiliyor. Yani plepler eziliyor. Basitçe Roma'da üstünlerin, patrisilerin kendi iç hukukları, pleplerin kendi iç hukukları var. Ama patrisi hukuku üstün hukuk, plepler aşağıda ve seçkinlerden oluşan hakimler plepleri orta ve alt sınıfı eziyor. Bu da çatışmaya neden İşte bu çatışma Roma'da Patrici plep çatışması diye geçer. Üstünlerle orta sınıf alt sınıf arasında, orta alt sınıf arasında çatışma çıkıyor. İç savaş yaşanıyor. Bakıyorlar ki ya bu şekilde Roman büyük bir çöküşe girecek. 12 leva kanunları denilen bir kanun dizisiyle karşımda çıkacaklar. Patrisi Pilep çatışma sonunda. Pileplerin istekleri dikkate alınarak oluşturulan kanun. Önde üstünler vardı. Onlar istedikleri gibi yönetiyordu. Pilepler eziliyordu. Pilepler yeter. isyan diyordu ve çatışma. Sonuçta Pleplerin dikkat alarak 12 levha kanunları. Neden? Çünkü Roma Meydanı'na 12 büyük taşı yazılarak konmuş kanunlardır arkadaşlar bunlar. Ee, 12 büyük levha olarak karşımda çıkmış Roma Meydanı'nda söylemiş olduk. Patricilerin yani üstünlerin keyfi uygulamalarını önleyen sınıf ayrımını ortadan kaldırmak için. ama köleler hariç arkadaşlar. Özgürler arasında konuşuyoruz. Özgür ee, orta ve alt sınıfla Özgür üst sınıf arasındaki Farklılıkları ortadan kaldırmak için Önemli adımlar atılacak burada Başka Patricilere e, Verilen Yönetime katılma hakkı Her türlü hukuktan yararlanma hakkı de edebilir Yani patricilerle Plepler arasında yani Üstün ve, ile orta ve alt sınıf Arasındaki ayrım kaldırıldı Artık iki grup arasında evliliği izin verildi ve tabii ki plebler de memur olabilecektir. Ee, şimdi kıyas yapılır 12 levha kanunlarıyla insan hakları bildirisi arasında hani 12 Avru levha kanunları günümüzdeki modern Avrupa hukukunun temeli olarak da kabul edilir. Avrupa'da büyük bir işte hukukta devrimdir falan denir ama öyle o kadar da değil. Ya. 12 levha kanunlarına baktığımda ne görüyorum? Çok ağır, sert, hukuk dışı uygulamaları görebiliyorum. Bak ne diyor? Bir kimse kendisine borçlu olan kişiye, kişiyi hakim önüne getirirse ve borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riayet ederek ona el koyar. Bak kişiye el koyabiliyorsun. Evine götürebiliyorsun, zindire vurabiliyorsun. Adam sana borçlu abi. Bakın modern Avrupa hukukunun temel ediyor daha bunu 12 levha kanunlarına. Ne yapabiliyorsun? Köleleştirebiliyorsun. Hatta belli bir zaman içinde ödeyemezse köle olarak satabiliyor veya öldürebiliyorsun. Ama baba. Güya modern Avrupa hukukunun temelleri diye bize yutturuyorlar. Öyle o kadar da değil. Hani öncesine göre iyi ama böyle öyle eşit meşitlik. Öyle soylular üstünler ve eşit şeyler arasında özgürler arasında. Ama insan hakları evrensel bildirsine baktığımda ne görüyorum? Öldüremezsin kardeşim. Köleleştiremezsin. Satamazsın. Öyle bir şey yok. Bak ne diyor? Hiç kimse körelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Hiç kimseye işkence yapılamaz. İşte onur kırıcı ceza verilemez. Yani geçmişten günümüze insan hakları çok fazla gelişmiştir kıyası üzerinden bir soru gelebilir. O zaman şöyle bir bakarsak Roma'da başlangıçta patrici pilep ayrıydı. Patriciler üstünün hakimler onlardan seçiliyordu. Pilepler hayır dedi itiraz etti, iç savaş çıktı. Bu iç savaşın sonunda 12 levha kanunları hazırlandı. E, sınıf ayrımını ortadan kaldıran pleplerle patriciler arasındaki e, ayrıcalıklı konumları memur olma gibi ya da işte işte üst sınıfta evlenme gibi konular kaldırıldı ve eşitlik büyük oranda sağlandı. Ama baktığımızda öyle 12 levha kanunları da öyle çok da abartıldığı kadar üstün mü? Yani belki o tarih için Avrupa için fena değil ama zaman içerisinde çok büyük bir değişim ve gelişim yaşan. Bu arada Doğu Roma İmparatoru Bizans topraklarında Doğu Roma İmparatoru Justinianus kanunlarıyla tanınır. İşte Justinianus kanunları bir grup tarafından 5 yıllık bir çalışma sonucunda daha önceki Roma kanunlarının derlenmesi, toparlanması ve dönüştürülmesi, geliştirilmesi hazırlanmış. Justinianus, bu da bakın 12 lava kanunları Büyük Roma, Roma kentinde, Roma şehrinde karşımıza çıkarıldı. Justinianus kanunları İstanbul'da, Doğu Roma topraklarında karşımıza çıkıyor. Daha önceki Roma kanunlarının derlenmesiyle birlikte oluşturulmuştur. Bunlar madde madde yazılmamış. Bak şimdi özelliklerine bak. Madde madde yazılmamış bunlar belli bir olay örnek alınmış ve o örnekler üzerinden kanun maddeleri anlatılmış. Şöyle bir olayla karşılaşırsa böyle olur şeklinde. İlk defa kamu ve özel hukuk ayrılmış. Yani devlet kamu, hani kamu hukuku diyoruz ya, devletin tümle ilgilendiren demektir. Özel hukuk ayrımı yapılmıştır. Ve şu Jussiyanus kanunlarında bir de Medine hukukun temeli oluşturmuş. Evlenme, boşanma, miras, çocuğun velayeti gibi e, aslında anlatılsa da sadece aile hukuku değil, işte şehirlerin, yerleşiklerin birbiriyle olan hukukunu da düzenliyor. O zaman Justinianus kanunları nedir? Doğuramadan. İstanbul'da oluşturulan bir kanun dizisidir. Roma kanunları derlenmiştir. Madde madde kanun yazılmamış olayları örnek alarak açıklanmıştır. İlk defa devletle özel hukuku birbirinden ayırmış ve günümüzdeki medeni hukukun temelini oluşturmuştur. Peki diğer özelliklere bakarsak ne göreceğiz? Direkt hani cezalandırma değil. Yani bir ceza var ama böyle hadi de suç şu. Hadi idam edelim. 30 sene hapis cezası değil. Sürgün veya servete el koyma gibi cezalar. Bir sürgün veya servete el koyma. İki hapis cezası yok. Suçlar Manastıra kapatın. Yani adam 50 sene hapis cezası verelim. Bak şunu yapmış değil. Ya yani burada aslında baktığımızda arınma hedeflenmiş. Bak arınma hedeflenmiş. Niye manastıra kapatırsın? Bakın Süleyman Manastırı çok güzeldir. Ee, gidip görülmesi gereken yerlerden biridir. Trabzon malum. Sınırları içerisinde. Ee, Çaykara'ya doğru. Çaykara'ya geçtikten sonra karşımda çıkacak bir yerdir arkadaşlar burası. Tamam. Ne maçka sınırları içinde kalıyor diyebiliyorum. Yanılıyor olabilirim. Doğrusu varsa lütfen yorumlara ekleyin arkadaşlar bunu. Biz de görelim. Arınma. Arındırma. Yani manastıra kapat. Düşünsün. Ya bu yaptığım yanlış falan böyle orada kalsın. Ondan sonra onu bir daha yapmamak üzere manastırdan ayrılsın. Ya arındır. iyileştiriyorsun. Hani adam bir kötülükten iyiliğe doğru onu kötüden iyiye çevirmeye çalışıyorsun. Ve tabii yaptığın kötü bir şey arkadaş. Bir daha yapma kültürünü burada öğretiyorsun. Yani amaç direkt aslında suçluya ceza vermekten önce suçluyu da biraz kazanma amacını görmekteyiz burada. Bu arada aile kurumu, kanunlar falan dini temelli oluşturulmuştur. Yani kanunların yani oluşumunda tabii baktığımız zaman Justinianus 6. yüzünde karşımıza çıkıyor değil mi? 500'lerde. E, 500'lerde Hristiyanlık oldukça etkin bir Dönem yaşıyor. Hristiyanlık inancı doğrultusunda bir kanunlaştırma da oluşturmuş. O zaman Justinianus kanunları nedir? 1. Doğuramada İstanbul'a karşımda çıkan kanunlardır. 2. Bu kanunlarda madde madde yazım yok, örneklerle açıklama yok. İlk defa devletle özel hukuku birbirinden ayırmış, medeni hukukun temellerini atmıştır. Suçluyu doğrudan cezalandırmak yerine mal sıra kapatarak arındırma, iyileştirme, cezalandırma amaçlı bir hareket söz konusudur ve aile hukuku din dayan oluşturulmuş. Justinianus kanları sınavda çıkarak buna dikkat edin. Justinianus kanunları medeni hukuk boyutuyla çıkabilir. Kamu özel hukuk ayrılma boyutuyla, madde madde yazmama boyutuyla çıkabilir. Tabii ki manastır en çok sorulan neden manastıra kapatılır? Çünkü arındırma, iyileştirme gibi, yaydırma gibi özellikleri vardır. Peki Cengiz yasasına bakarsın. Şimdi Cengiz At neydi? İşte 1206'da bir imparatorlukla karşımda çıkmıştı. Büyük bir Moğol imparatorluğuna kurmuştu. Ve kendi yasasını oluşturdu. Kendi yasasına baktığınız an işte Uygur kanunlarını derleyerek, Türk-Moğol Türk-Moğol töresini derleyerek de diyebiliriz. Kendi adıyla bilinen kanun disini oluşturmuş ve Uygur alfabesiyle yazılmıştı. Uygurca, Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Ama sert bakın. Kasten yalan söyleyen sihirbazlıkla uğraşan yahut kavga etmekte olan iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası da ölümdür. Zaten sihirbazlığın cezası ölüm, yardım edene de ölüm cezası verilecek diyor. Başka ne diyor Cengiz Yasası? 13 defter halinde düzenlenmiş. E, 4 ciddi kitap, 6 ciddi kitaplar falan da söylenmekte. 13 defter halinde olduğunu söylenir. E, bu İslamiyet'i kabul ettikten sonra da Çağatay Hanlığı'nda İlhanlılar da Altın Orda Devleti'nde de kanunlar uygulanmış Çünkü zaten bu kanunlar neredeyse bin yıllık bir alışkanlıkların sonucudur Çünkü Türk töresiyle Moğol kanunlarının birleştirilmesi Yani tamam Cengiz Han belki e, çok sertti Adeta bir kasap gibi gittiği yerde büyük katliamlar yaptı Ama e, orada katliamlardan sonra düzeni kurması gerektiğini biliyordu Bu nedenle daha önceki alışkanlıkları kanunlaştırmış Başka bunlar Türkiye Selçuklarında bile arkadaşlar, Büyük Selçuklar'da bile karşımda çıkıyor. Hatta bu kanunun etkisini Osmanlı'ya kadar da e, görebilmekteyiz ki bunlar yasaknamelerde karşımda çıkıyor. Bu kadarını abartmaya gerek yok. Sadece Moğol sonrasında işte Türkistan devletlerinde de görülür etkileri, izleri diyebiliriz. O zaman deniz yasası deniz tarafından oluşturulmuş e, Türk ve Moğol geleneklerinin sentesidir. Uygurca ve Uygur alfabesiyle hazırlanmıştır. Daha sonraki Moğol ve Türkistan devletlerini de etkilemiştir. Peki örnekler var. Biz burada sert olduğunu göstermek, kısas usul olduğunu göstermek adına. Yani örneklere bilmeyelim ama Cengiz yasası serttir, kısas. Yani suç çeşit cezaya dayalı kanunlar olduğunu örnekleyin. Ne diyor? Zina yalan vardı. kavgada birini yardım etmek kaçan esir tutup sahiline teslim etmemenin cezası ölümdür. Elinde çalıntı at bulunan kimse onu iade etmene ayrıca 9 at daha vermelidir. Bu atları vermeye yoksa çocuklarını vermelidir. Çocuğu da yoksa idam edilir. Aa at çalmayı engelliyor zaten bozkırdasın at her şeyin diyen sert kanunlarla arkadaşlar karşılaşın. Demek ki Cengiz yasası sorulabilir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi hadi birkaç soruyla dersi bitirelim. İlk çağın savaşçı toplulukları eğitim ve disiplin açısından yetersiz bir durumdayken Orta Çağ sonlarından itibaren askeri yapılar daha düzenli, eğitimle profesyonel ordulara dönüşmüştür. Ha, i̇lk çağda savaş topluluklar eğitimli disiplin asker konusundan ee, yetersiz ama Orta Çağ'dan itibaren etkili ordular kuruluyor diyor. Askeri yapılarda yaşanan bu değişim aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenir. Yani neden Orta Çağ'da daha etkili ordular kuruluyor diye soruyor bize. Devlet örgütleri gelişti, daha güçlü ordu kuracak imkanlarım var. Gönüllü ordu bes düşüncesinin benimsenmesi tam tersi gönüllü değil profesyonel ordu döneriz. Sömürgecilik düşüncesi gelişti. Başka toprakları ele geçireyim o kaynakları alayım. O zaman etkili orduya ihtiyacım var. Dünya devleti olma fikri Cengiz Han'da belki profesyonel ordu yok. Bir dünya imparatorluğu olabilir ama bir bakıyorsunuz arkadaşlar. Orta çağda e, büyük imparatorluklar karşımıza çıkmaya başlayacak. Böylece daha etkili ordular mesela. Baktığımızda Selçuklu ordusu gibi e, ordularla karşılaşacağız. Para var, artık maaşlı asker besleyebilirim. Gönüllülük profesyonel olmayan demektir. Savaş zamanı aslında orduya katılmak. E bunlar zaten temelde mesleği askerlik olmayan insanlar. Bu gönüllülük aslında ilk çağdaki topluluklarda görülen bir askeri yapıdır. Yani biraz zorunlu gönüllülük de olabilir ama yani ilk çağda görülüyor bu. Ben orta çağda gönüllü asker yerine maaşlı profesyonel askeri alıyorum çünkü daha çok daha iyi savaşçıya ihtiyacım var. Şimdi başka bir soru. 527-565 yıllar arasında Doğu Roma İmparatoru Cusianus 12 levha kanunları başta olmak üzere Büyük Roma kanunlarını toplarak çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlemiş. Adını önce anlat. Yani Cusianus kanunları pek çok Roma kanunun senteziyle oluşturulmuş. Buna göre Roma iyilik hukuku ile ilgili hangi sürenin Hristiyan kültüründen etkilendiği 527-565 yıllar arasında 12 levha kanunları bu tarihlerde Hristiyanlık var etkilendiğine ulaşırım. Gelişmiş bir hukuk çünkü farklı topluluklardan etkilenmiş. Dinsel temelli oluşturuldu. Şimdi buna göre dediğine göre dinsel temelli oluşturulduğuna da ulaşıyor muyum? E, levha kanunları, Büyük Roma kanunları 527-565 zaten Hristiyan kültüründen etkilenmişse dinsel temelli olduğu da çıkar. Farklı dönemlerde uygulandığı çünkü daha önceki Büyük Roma'da da varmış, gelişmiş. Buna göre Roma hukuku diyor. Sadece Justinianus Kanunu demiyor arkadaşlar. kendinden sonraki toplumlar etkiledi. Şimdi kendi toplumların bugünkü Avrupa hukukunun temelleri atılmıştır diyor. Demiyor. Demek ki cevap iyi olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin askeri yapısı İslam öncesi Orta Asya askeri yapısıyla büyük benzerlik taşır diyor. Hangisinin askeri yapısı İslam öncesi Orta Asya Türkleri Orta Asya'daki Türkler neydi? Göçebeydi arkadaşlar. Onlar gibi göçebe yaşayan kimdi? Moğollar. Onlu sistem var. Tamamı şu var ordu. Zaten aynı coğrafyada aynı kültürde yetiştikleri için Moğol orduları, Türk ordularına büyük benzerlikler taşır. Evet arkadaşlar. Geçen haftanın örnek sorusu vardı. Hatırlayalım. Ne diyordu? Bilgi sorusuydu. İpek ve baharat yollarının özellikleri arasında hangileri gösterin? Kültür Kültürel gelişme ortam hazırlar. Çünkü çok geniş bir da ta Çin'den çıkıyordu İpek yolu, İstanbul'a, Venedik'e kadar gidiyordu. Ya da Hindistan'dan çıkan Baharat yolu, yine Suriye'ye, oradan Avrupa'ya kadar gidiyorsa, çok farklı kültürü ne yapıyordu? Zaman içerisinde içselleştiriyordu, sentez haline getiriyordu. Böylece kültürel etkileşim ortamı hazırlıyordu. Geçtikleri güzergahlar üzerinde toplumların zenginleşmesine neden oluyorlardı. Evet, gelişme var. Çünkü çok büyük ticaret çok büyük para demektir. Pek çok devletin hakimiyet alanını için almak istemediği nedeniyle çok sayıda savaşa neden oluyor. Çünkü çok büyük vergi gelirleri var. Bu da devletlerin zenginleşmesini sağlayabilecekti. Bu nedenle cevabımız 1-2-3 yani ne olacak? Evet bu dersimizin ee, ödüllü sorusuna bakarsak. Şimdi Jusianus kanunları diyor. Başkasının sağlığını ve hayatını kötü etkileyecek büyü yapan ölümle cezalandırılır. Cengiz yasası yalan söyleyen siyasi batıla uğraşan ölümle cezalandırılır diyor. O zaman İslam öncesi Türkleri almış. Bu yasalar hakkında hangileri savunulmuş? Kanunu ne yapmış? Ee, Örneklemiş bu kanunlar üzerinden sizden cevap istiyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.